Bu çok büyük bir cümledir. Bu hepinize ibret olsun. Bu yola girmek isteyenin diyor, ilk önce diyor bizim arkadaşlarımızla sohbet etmesi gerekir diyor. Bizi sevenlerle sohbet etmesi gerekir. Bizim yolumuzda olanlarla sohbet etmesi gerekir ki bir süre sonra bizimle sohbet etmeyi de kaynaşabilsin diyor. Yani Şah-ı Nakşemen, Kudüs-i Sirru Hazretleri hem halvet der encümen, hem sohbet, hem nazar berkat, hem vazgeçt, hem nigahdaş, bunlar hepsi Hacı Abdülhalik Rüccevani Hazretleri koyduğu düsturlardır, Kudüs-i Sirru. Bunlar hepsi Kur'an ve sünnette delilleri, temelleri ve esasları olan düsturlardır. Yani bunların hepsini yerine getirmiştir. Ölçü koymuş, yani ölçü. O zamana kadar insanlar dervişlik, sufilik, tasavvuf dendi mi, işte birçok yerlerde Allah korusun kandırmacalar, göz boyamalar, akrobatik bazı şeyler, çok büyük kerametler naklediliyor. Niye sizden bir şey görünmüyor? Tabii çok büyük bir zat. İnsanların makamı yükseldikçe tevazuları artar. Diyor ki bu kadar günah yüküne rağmen ayakta durmamızdan daha büyük keramet mi olur diyor Şah-ı Nakşibend. Ama Allah-u Teala ona öyle büyük ikramlar vermiş ki, mesela bir gün bir nehrin kenarında böyle bir cemaatle sohbet ediyor. Onlardan birisi soruyor, birisi cemaatten birisi. Diyor ki efendim diyor, Selefi Salihinde büyük zatlarda diyor, çok büyük kerametler vardı diyor. Şimdiki tasavvufende artık bunlar yok değil mi diyor. Öyleleri vardır diyor, olmaz mı diyor. Öyle Allah ehli vardır ki diyor, şu dereye tersinden ak dese diyor, nehir tersine akmaya başlar diyor Şah-ı Nakşibend. Hepsi o anda bir bakıyorlar ki nehir tersine akmaya başlar. Şah-ı Nakşibend dönüyor, seni kastetmedim diyor, yoluna gittirdim. Çok büyük bir velidir ha. Muhammed'i meşref olmak aleyhissalatü vesselam.